Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhaba, ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bu hafta hemen geçen seferki yayınımızda meydana gelen ufak bir yanlış anlaşılmayı düzelterek başlayalım. Bu benim bir hatam oldu. Yani mesleki deformasyon, biz hep getirileri yıllıklandırılmış şekliyle konuşuruz. Benim orada bahsettiğim %62'lik getiri yıllıklandırılmış hali. Yılbaşından bugüne getiri %36 civarında oluşuyor. Bu bahsettiğimiz fon sepetinin. Nasıl bir fon sepetiydi bu? %50-55 oranında TL faiz ya da faiz türevi enstrümanların kullanıldığı, %15-20 yerli ise, %15-20 yabancı ise ve gene %10-15 bandında da altın, kıymetli madenler grubunun kullanıldığı bir fon sepeti. Halihazırda dilerseniz, işte böyle bir talep oluşursa da bunu fonlarla tekrardan paylaşıp inceleyebiliriz. Ama getiriler bu şekilde oldu. Yılbaşından bugüne, hatta Temmuz sonuna kadar da ilerlettik. %36'lık bir getiri oluyor. Bunun da yıllıklandırılmış hali %62. Çeşitlendirmenin öneminin gitgide arttığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bu dünyada da, bizde de, ekonomik aktivitede, sadece para politikasında değil, tüm ekonomik aktivitede, jeopolitik ve politik gelişmelerde bir kırılım, bir dönüşüm döneminden geçiyoruz. O yüzden çeşitli enstrümanlarda şiddetli volatilite görmemiz oldukça muhtemel. Bu önümüzdeki dönemlerde de böyle devam edecek. Bundan en az hasarla getiriyi ilerletmemiz, getiriyi belki bazı dönemlerde koruma ifadesini kullanmak daha doğru, getiriyi korumamız, bu çeşitlendirmeyi ne derece sağlıklı yapıp yapmadığımızla ilişkin bir şey. Burada genel olarak bakarsak yurt dışından başlayalım. Yurt dışı piyasalarda şimdi Fed bir faiz indirimi döngüsüne gireceğini resmi olarak ilan etti diyebiliriz. Bunun kuvvetli ihtimal Eylül'de başlayacak. Piyasa hatta 3 faiz indirimine kadar fiyatlıyor ama büyük ihtimalle 2 tane faiz indirimi göreceğimiz bir sene 2 faiz indirimiyle bitireceğimiz bir döngünün başlangıcı oldu. Genelde ekonomik doktrin şöyle bir yaklaşım ortaya koyar ki biz de buna, birçok piyasa uzmanı da bunu bu şekilde olacak gibi tedbirini alır. Genellikle bir enflasyon oluştuğunda bu piyasaları aslında üretim yapmaya motive eden bir unsurdur. Her şeyin fiyatı yükselir. Sermaye piyasası araçlarında da pozitif yansır. İşte hisse senetlerine, şirket karları yükselir. Bu yüzden hisse senedi fiyatları da, değerlemeleri de artar ve benzeri, böyle bir noktaya gider. Ama bu enflasyonla mücadele için kullanılan araçlar ekonomiyi daraltmaya başladığında piyasa oyuncuları da hemen, işte karlar azalacak, piyasada tüketim düşecek, buna bağlı olarak cirolar gerileyecek, şirket karları ve beraberinde hisse değerlemeleri de düşecek gibi bir anlayışla hareket ederler ki bu çoğunlukla bütün döngüsel ekonomik kırılımlarda kendisini ispat etmiş bir cycle. Peki Amerika'da olan tam olarak bu mu? Burada bir soru işaretleri var. Yani Amerika'da evet bir şiddetli enflasyon yaşadık. Evet, bununla mücadele için de para politikasında çeşitli çok sert bazı adımlar atıldı. Özellikle faiz kullanıldı. Mali tarafta o denli olmasa bile faiz ciddi bir şey olarak kullanıldı, silah olarak kullanıldı ve politika faizi yükseltmek suretiyle piyasaya müdahale edildi. Bu enflasyonda belirli ölçüde bir geri çekilmeyi sağladı. Ama baktığımız zaman burada ekonomik aktivitede ciddi bir bozulma görmüyoruz. Bize ekonomik öğretinin söylediğinin birebir aynısı yaşanmıyor. Evet, bir miktar bozulma mutlaka var ama bunun bu kadar sert, bu kadar yüksek ölçekli bir bozulmaya işaret ettiğini gösteren bir sinyal henüz yok. Bu da neden olur diye baktığımızda burada şirket karlarının hala oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Verimliliğin yüksek oluşunun da bunun en önemli nedeni olduğunu görmekteyiz. Yani inovasyon, teknoloji burada belirli ölçüde şirket karlarını korumuş, hatta yukarıya çekmiş, ciroları arttırmış bir durum
söz konusu. Amerikan ekonomisi için yaşanan en azından böyle. Burada ne kadar devam eder, devam eder mi etmez mi, bunlar ayrı bir soru işaretleri, ama ben o yüzden yabancı hisse tarafındaki mutlaka portföylerde olmasına ilişkin tutumumu sürdürüyorum. Bunun işte çeşitli nedenleri var. Bunlardan biri belki dolar bir pozisyonda olması, ama ilk öncelikli konu burada yabancı piyasalarda dediğim gibi biz bu ekonomik daralma döngüsünün etkilerini tam olarak göremiyoruz. Bu önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Peki bundan sonra ne olur? Tabii ki veri seti biraz karmaşık, onu izleyip göreceğiz, ama ben hala ekonomik aktivitede ciddi bir bozulma olacağını düşünmüyorum Amerika'da. Ki zaten faiz indirimleri de gelecek. Oradaki tehdit ben daha çok bir küresel ölçekteki bir takım gerilimler yaşanması durumunda orada yabancı hisse piyasasında ve bizde de etkileri hissedilecektir. Hisse piyasasında genel olarak bir bozulma olabileceğini düşünüyorum. İşte bu ne olabilir? Rusya-Ukrayna savaşında bir derinleşme, Çin'in Tayvan'a müdahalesi, buna karşın Amerika'nın işte çeşitli yaptırımları vesaire, gene Orta Doğu'da yaşanacak bir takım gerilimler, ama bunlar Çin ve Ukrayna kadar etkili olmayabilir. Bu tarz gerilimlerin hisse senedi piyasaları üzerinde ciddi tehdit oluşturacağını düşünenlerdenim. Bu nedenle de yabancı hissenin yanına ve yerli hissenin yanına çat bir işte kıymetli madenler ya da altından oluşan bir grubu koymak gerekli. Bu bir tedbir her şeyden önce. Zaten faizler indiriliyorsa altın ve kıymetli madenler tarafında da teknik anlamda durumun pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Zaten gördük bunu. Hem Hamas liderinin öldürülmesi, akabinde Fed'in faiz indirim takvimini adeta açıklaması, yani işte masaya getirmesi altını destekledi. Bu durumda çok değişiklik olacağını düşünmüyorum. Her zaman için bu tarz gerilimler hisse senedi piyasası için bir tehdit, ama altın için bir fırsat olabiliyor. O yüzden bulunduğunuz hisse pozisyonunun en az 1/3 kadar da altın ve kıymetli maden bulundurmanız bence önemli. Ben olsam öyle yaparım, öyle de yapıyorum. Yerli tarafa geçersek orada biraz daha görünüm farklı. Yani Amerika'daki bu inovasyona ve teknolojik altyapının getirdiği büyüme, şirket karlılığı bizim yerli tarafta hissedilmiyor. Biz şu anda parasal bir sıkılaşmaya giriyoruz. Buna ölçülü şekilde bir müdahaleyle yapılıyor. Yani öyle çok sert değil, ama belirli ölçüde bir noktaya da bir aşamaya da geldi. Artık hem enflasyon muhasebesinin getirdiği karmaşıklık, hem de parasal sıkılaşmanın getirdiği ekonomik baskı şirket karları, şirket değerlemeleri üzerinde negatif etkilerini gösteriyor. İkinci çeyrek bilançolarda bunu gözlemliyoruz. Burada değerlemelerden endekse gelebilecek katkılar en azından 2024 yıl sonuna kadar zor. 2025'in belki ikinci çeyreğinde, yani Haziran ayından sonra biz orada bilançolarda ciddi toparlama göreceğiz. Ama bunun satın alınması da gene 2025'in ilk çeyreğini bulabilir. O yüzden endekste böyle dar bir bantta hareket ihtimali var. Ancak bir pozisyonun içerisinde bulunmuyor iseniz de bunu yakalamanız, buradaki oluşan ani fırsatlardan yararlanmanız çok zor. O yüzden kesinlikle %15-20 bandında yerli hisse senedi fonunun ya da hisse senedinin, eğer seçiminize güveniyorsanız, portföylerde bulunması önemli. Peki değerlemelerden bir gelecek destek yok, ama başka ne olabilir? İşte yabancı gelişi dediği, yabancıların BIST 100'e gelişi, BIST 30'a gelişi olabilir. Bunun dışında birleşmeler, satın almalar, önemli ticari ortaklıklar, bunlar gene bir katalizör etkisi gösterebilir. Bu nedenle bence kesinlikle bir pozisyon içerisinde kalmak gerekli. Ama bunu şu anda arttırmalı mıyız? Orada şüphelerim var. Yani %15-20 bir pozisyon biz yılbaşından bugüne sürdürüyoruz. Bunun çok da artması için çok fazla neden yok. Yani Mart'tan sonra biz bunu azaltmaya başlamıştık. Hala da aynı fikrimde sabit bir şekilde duruyorum. Aynı yerdeyim yani. TL faiz zaten belirli bir noktada çalışıyor. Orada sadece konu para piyasası mı, tahvil bono mu
sorusu. Burada da şu an için hala para piyasası lehine bir pozisyon devam ettirilebilir. Yani %35 para piyasası, %25 tahvil bono, belki özel sektör borçlanma araçları fonu ya da tahvil bononun kendisi. Bu şekilde bir karmayla TL faiz tarafı yürütülebilir. Burada da getiriler zaten 50'ler bandında. Yani şu para piyasasında 50'nin biraz altına sarkmış durumda. Banka bonolarında da keza bunu takip ediyoruz ama baktığınız zaman birleşik getirisi hala cazibesini koruyor. TL tarafta buna ağırlık vermemizin en önemli nedenlerinden biri de işte dediğim gibi endeks üzerindeki potansiyelin kendisine sınırlı olması. O nedenle orta riskli, hep orta riskli bir portföy için konuşuyoruz. Onu devam ettirelim. Portföy için önerilerimiz aynı şekilde devam ediyor. 50-55 oranında TL faiz ya da faiz türü benzeri katılım ürünlerinin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. %20, 15-20 bandında yerli ise, %15-20 bandında yabancı ise, 10-15 bandında da altın ve kıymetli madenler fonu kullanılması önemli ve çalışıyor sistem. Yani sizi çok yormuyor, çok üzmüyor. Evet, getiri yönünden müthiş, acayip, BIST 100 kadar, BIST 30 ya da BIST 100 kadar ya da hisse senedi fonları kadar bir getiri sunmuyor ama sizi yormuyor da. Bugün bir hisse senedini aldıysanız yılbaşından bugüne belki %15-20 düşen bir hisse senedi içerisinde de olabilirdiniz. Potansiyeli olsa dahi, değerlemeleri çok iyi olsa bile böyle bir durumda kalabilirdiniz ama çeşitlendirme sizi bu tip kayıplardan koruyor ve görevini yapıyor. Bu tarz bir dağılımın bence enflasyon karşısında ezilmesi çok zor diyelim. Yayınımızı bu haftalıkta noktalayalım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.